buradayız. Saat 7. Burası Cengiz Toper. Antep'in en kalabalık işçi duraklarından biri. Bu işçi kentinde deprem vurduğunda patronlar ne yaptı? İşçiler neler yaşadı? Bugün bunu konuşmak için buradayız. Ölümle burun buruna gelmiş işçiler ve aileleri günlerce soğukta beklediler. Ve daha depremin ikinci günü gibi bazı iş yerlerinde çalışan işçilerin telefonlarına mesajlar gelmeye başladı. Mesajlarda patronlar diyordu ki herkes kendi vardiyasına gelecek. Çoluğunun çocuğunun derdine düşmüş işçiler tepki gösterdi. Vardiyalar işe gitmedi. Depremin üzerinden bir hafta geçti. Hasarlı binalara girmek istemeyen işçi ailelerinin önemli bir bölümü hala karda, kışta dışarıdaydı. Gıdaya erişim sıkıntılıydı. Kimse ailesini sokakta yalnız bırakmak istemezken işçilerin telefonlarına yeniden mesajlar yağdı. Pazartesi günü herkes iş başına. İşe gelene 2000 lira deprem yardımı, gelmeyen kapı dışı. Bu insanlık yoksulluğu patron tutumu karşısında işçiler biraz vicdan, biraz merhamet bekledi. Dokumacıların çok haklı bir sorusu vardı. Hadi gıda fabrikalarını anladık, acil ihtiyaç, onların da stokları yeter ya. Ama ya halı üretmek gerçekten çok mu acil bir ihtiyaç? Bir hafta kapansın fabrikalar, her şey para değil ya. Acil ihtiyaç olan halı değildi elbette. Patron için acil olan kendi kârıydı. Kâr binlerce işçinin canından da, ailesinden de kıymetliydi. Nitekim 20 Şubat Hatay depremine on binlerce işçi fabrikalarında yakalandı. Bölgede yetkili tekstil sendikaları duruma sessiz kalırken Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası, yani bir tek sen işe gitmeme çağrısı yaptı. İşçilere ücretli izin, kira yardımı. Burası Cengiz Toper İşçi Durağı. Deprem sonrasında pek çok işçi bu duraktan fabrikalara aktı. İşçiler ve aileleri can derdine düşmüşken, kendi kârının derdine düşen patronlar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın aday listelerinde boy gösteriyor şimdi. İşte biz tam da bu yüzden buradayız. İşçi sınıfı mecliste seçeneksiz değil.